Makine Kimya Kurumumuzu da özelleştirmeden biz dünya markası yapacağız diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi en önemli soru. Makine Kimya Kurumu özelleşiyor mu? Yeni statüsü ne olacak? Hayır. Makine Kimya Kurumu asla özelleşmiyor. Bilakis bu yasa ile Makine Kimya mevcut durumda özelleşme baskısı altındaki KİT statüsünden hak ve sorumlulukları özel kanunu ile güvence altına alınan bir kamu şirketine dönüşüyor. Bilindiği gibi kanunda yer alan 44.046 sayılı özelleştirme uygulamasında muafiyeti olan makine kimya için 8. maddenin 4. fıkrası gereğince şirket hisseleri ve bağlı ortaklıklara satış, kiralama, işletme hakkının devri ve veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli ve yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilere devri konu edilemez. Yani Makine Kimya Kurumu özelleştirilemiyor, devredilemiyor. Kusura bakmayın kıymetli muhalefet, buradan da size ekmek çıkmıyor. Makine Kimya Kurumu'nun mevcut sözleşmeleri, hak ve yükümlülüklerin durumu ne olacak diye sorarsanız, Makine Kimya Kurumu'nun tüm taşınır ve taşınmazları, borçları, alacakları, aynı fikri, sinai, mülkiyet, hak ve yükümlülükleri ile devir tarihinden yürürlükte bulunan tüm sözleşmeleri kül olarak Makine Kimya AŞ'ye devredilecektir. Makine Kimya Kurumu'nda çalışan işçilerin durumu ne olacak diye sorarsanız, 4857 sayılı kanuna tabi olarak işçi statüsünde çalışan tüm personel hiçbir ayrım yapılmadan mevcut iş sözleşmeleri ile ve toplu iş sözleşmesine sahip oldukları tüm haklar ile Makine Kimya AŞ'de çalışmaya devam edeceklerdir. Bu personellerden Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda çalışmak isteyenlere her türlü özlük hakları korunarak Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda uygun kadro ve pozisyonlarda 3 tercih hakkı sunularak çalışma imkanı sağlanacaktır. İşçilerimizin emeklilik aylığı ve kıdem tazminatlarında herhangi bir kayıp söz konusu olmayacaktır. Bu süreç 6 ay içerisinde tamamlanacaktır. Yine 399 sayılı KHK'nın 1 ve 2 sayılı cetvele tabi olarak görev yapan tüm personele, devlet memuru sözleşmeli personel hiçbir ayrım yapılmadan sözleşme teklif edilecektir. Sözleşme imzalamayı kabul edenler 4857 sayılı iş kanununa tabi olarak istihdam edilecek. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçmek isteyenler için ise her türlü özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil imkanı tanınacaktır. Makine Kimya AŞ'de çalışmayı kabul eden tüm mevcut personel ile süresiz sözleşme imzalanacaktır. Bu düzenleme ile diğer kamu şirketlerinde olduğu gibi iş güvenliği güvencesi de sağlanmış olacaktır. Şimdi tabii Makine Kimya'da Kırıkkale'den bahsedildi. Ankara'da da Makine Kimya'nın fabrikası var. Benim seçim bölgem olan Çankırı'da da Makine Kimya fabrikası var. Çankırı fabrikamız 330 çalışanı ile geçen yıl toplamda 550 milyon ciro ve 170 milyon kar etmiş bir fabrikadır. Tabii Boran Obüs Çankırı'da yapıldı. Oba Bomba Atar Çankırı'da yapıldı. İnşallah biz ürünlerimizi yapmaya devam edeceğiz diyorum. Ve nasıl ki 19 yıl içerisinde ulaşımda Türk Hava Yolları'nı bir dünya markası yaptıysak, Makine Kimya Kurumumuzu da özelleştirmeden biz dünya markası yapacağız diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam edin.